El aldı Satuk Buğrahan ve yol oldu 100 yıl sonra Anadolu. 1048'di tarih. Kapılarını açtığında Anadolu iyilik, merhamet, şefkatle çoktan çatı olmuştu vakıf, barışla dolu. O el Peygamber Efendimizin elleriydi. Çöl ortasında açtığı bir kuyudan akıtmıştı şefkatini. O mübarek elin diktiği bir ağaçtı ki yedi iklime sunduğu cennet meyvelerini. Onun tadı, onun adı, onun bağıydı. O aşktı. Dokunduğunda titretmedik gönül komayan kuşaktan kuşağa asırlar boyu. Selçuklu Devleti yaydı, Osmanlı Devleti olgunlaştırdı bu emaneti. Zirveye taşıdı vakıf medeniyetini Osmanlı. Osmanlı vakıf cennetiydi. Helal kazancını taştan çıkaran esnafın, nasibinden artırdığını yine bir taşın, sadaka taşının içinde ihtiyacı olan herkesle paylaştığı şuurdu vakıf. Veren elin, alan elle ahirette buluştu. Uzakları yakın eden köprüler uzanıyordu, asi nehirler boyu. Ticarete güven veren kervansaraylar diziliyordu, toprak yollar boyu. Can veriyordu hanlar şehirlere, çeşmeler hayrat olup akıyordu, aşkla dolmuş yüreklerden nesiller boyu. Vakıf medeniyeti, Osmanlı Devleti ile eş olmuş, muhteşem bir coğrafyaya taş üstüne taş koyarak büyüyor, yayılıyordu. Vakfın bir taşını onlarca el kucaklıyor, yüzlerce taşını bir el diziyor, bir el aşkı örüyor, bir el merhameti nakışla beziyordu. İşte bu eşsiz zihniyetin derdine deva, hastalığına şifa arayanlardan, acıkan, susayan, yolda kalanlarına ez cümle yardım bekleyen her ele karşılıksız uzanan ellerin bedeni oldu vakıflar yüzyıllar boyu. Göz nurlarının, el emeklerinin, uğruna derin nefeslerin, uzun ömürlerin, sadece Allah rızası için verilen emeklerin emin bekçisi oldu vakıflar. Evkaf Nezaretinden Evkaf Umum Müdürlüğüne, bugün Vakıflar Genel Müdürlüğüne gelen tarihi yolda eller değişse de o ellerin taşıdığı sorumluluk hiç değişmedi. Bu eşsiz medeniyetin günümüz temsilcisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yüzlerce yıldır yaptığı gibi bugün de tüm vakıfların yaşatılması için öncülük etmeye devam ediyor. Maddi gücünü bugün artık vakfedilmiş arazilerden, binalardan, işletme ve iştiraklerinden alan genel müdürlük, manevi gücünü de dünya mirası olmuş kültür varlıklarından, geleneklerinden, ecdattan, karşılıksız iyilik etme şuuruyla dimdik ayakta tuttuğu ulu kubbelerinden alır. Artık hayatta olmasalar da vakıf kuranların amel defterleri kapanmasın, artlarından edilen dua bitmesin diye devam ettirir Vakıflar Genel Müdürlüğü hayırlara vesile görevini. Onun için Mihrişah Sultan İmarethanesi'nde 300 yıla yakındır kaynar çorbalar, içimizdeki muhabbeti sıcak tutar hiç sönmeyen ocağının ateşi. Yetimin yüzünden gülümsemeyi, öğrencinin cebinden harçlığı, önünden defteri kitabı, gurebanın sofrasından çeşit yemekleri eksik olmasın diye yüzlerce yıldan bugüne toplumsal yaşantının her yanına dokunur vakıf eller. 200 yıldır açıktır deva kapısı bezme alemin. Vakfettiği zeytinlikleri gibi canlıdır hala iyiliği. Hayır duadan başka beklentisi olmadan süre gelir şefkati, merhameti, anneliği. Fatih Sultan Mehmet'in adıyla yaşatılır ilim ve fazilet. Dokunsun kubbelere, değsin fırçası da korunsun güzelliği diye.
yine emeklerini, yine alın terlerini, yine göz nurlarını parmak uçlarından taşlara, mürekkebe, çinilere, kumaşlara döksün diye mahir eller. 100 yıl önce nasılsa aynı özenle işlenir bugün de, desen desen, nokta nokta, milim milim şefkat döşenir hala her bir parçasına, taşının, kağıdının, halısının üstüne. Ve genel müdürlüğün arşivlerinde, müzelerinde korunur, sergilenir bir ömrü resmeden vakıf eserler. Bugün vakfın hayırlı işleri, cümle ecdadımızın vakfettiği asırlık zeytin ağaçlarının dallarından, hayrımın devamı olsun diye bıraktığı toprağından, taşından, yani akarından besleniyor. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce elde edilen bu gelirlerle binlerce eser onarılırken, onlarca yatırım yapılıyor, binlerce ihtiyaç sahibine hizmet sunuluyor. Genel Müdürlük yalnızca ülkemize değil, Osmanlı coğrafyasına da vakfın hayırlı ellerini uzatmaya devam ediyor. Restore ediyor, yatırım yapıyor, hayır hizmetlerini götürüyor. 1000 yıllık bir tarihin baki kalan dostluk öyküsüdür vakıf. 1000 yılın ata mirası, 1000 yılın karşılıksız emeği, huzurlu ezgisidir. 1000 yıldan bugüne uzanan şefkatli ellerdir. Vakıf, dünya malını gerçek sahibine vermek için inşa eden bir yolcu, vakıf, el bakiye teslim olunan yoldur. Her kim ki varlığını bırakmıştır son nefesinden önce ebede, el azizin yolunda amel defteri açıktır. Her kim ki vakfedileni korur, yaşatır ve çoğaltırsa, el mucibin indinde duası daimdir. Ya Rahma, yetişsin bereketiyle ihtiyaç sahibine. Ya Vedud, akmasın o gözyaşı çaresizlikle. Ya Fettah, kapalı kapılar açılsın onun gücüyle. Ya Şafi, dokunsun şifasıyla yaralı yüreklere. Malikül mülkün iradesiyle. Vakfet, yaşat, yaşa.